Efendimizin bir hadisi var bilirsiniz. Furkan. Ya maşara şebab. Men istata'a minkum el ba'ate fel yetezevveç. Fe innehu agazzu lil basar ve ahsenu lil farç. Ne demek? Ey gençler, geniş topluluğu. Sizden kim evlenmeye güç yetirirse ne yapsın? Evlensin. Çünkü evlilik ne yapar? Gözü muhafaza eder, ferci muhafaza eder. Evlenin. Evlenebiliyorsan ya hocam, hayatımızı perişan etmeyelim hocam. Zaten eğer bir adam evlenme sıkıntısı çekmiyorsa kusura bakma ama 26-27 yaşına kadar bu adam zaten bir şeyler yapıyordur. Bir şeyler karıştırıyordur bu adam. Eğer evlenme sıkıntı çekiyorsa hocam ben evlenmem lazım var şimdi bir tane öğrencimiz var hocam evlenmem lazım. Bak inan şaka söylemiyorum. Yani adam niye? Çünkü gerçekten yanlışa düşmediği için hocam evlenmem lazım diyor adam. Ve bunu ciddi ciddi aşikar bir şekilde söylüyor. Ne olursun beni evlendirin. Ama bu adam eğer af buyurun birilerinin elini tutsa, birileriyle affedersiniz kendini tatmin etse hiç, hocam ben rahatım. Sıkıntı yok. Elhamdülillah yani. Bizde hiç bu zamana kadar bir sıkıntı olmadı. Der. Neden? Çünkü bu adam konuşmayı yaptıktan sonra gidecek başka işler yapacak. Onun için evlendikten sonra da ayrı bir dert var. Evlendikten sonra imtihanlar başlıyor ayrı konu. Yani evlilik seni korur. Dinin üçtekisini koruyor ama sen hakkını verirsen seni koruyacak. Yani haram seni korur. Haramdan seni korur. Ama ve lakin sen hala da gözün haramdaysa özellikle gençler size bir tavsiyede bulunayım mı? İyi dinleyin beni. Birçoğunuz bekarsınız. Bak sakın ola bu mesajlaşma işini, flört, arkadaşlık bilmem ne işini bir alışkanlık haline getirmeyin. Bu bir hastalıktır. Evlendikten sonra da mesajlaşmak istersiniz. Evlendikten sonra da sağa solda milletin karısına kızına yazarsınız. Bak ciddi söylüyorum size. Bu bir alışkanlıktır. Evlenmek size kifayet etmez. Hele ki bugün yani evlilik böyle çok farklı bir şey gösteriyor. Eve bir giriyorsun. Hocam evliliği tarif et. Erkekten evlilik tarifi karıdırdır, karıdırdır, karıdırdır. Başka bir şey yok. Bu şekilde tarif ediyor erkekler. Kadınlar daha başka şekilde tarif ediyorlar. Evliliğin hakkını verirsen evlilik seni korur. Ama eğer evlilikten önce bak harama alıştırırsan vücudunu evlilik de sana efendim o noktada çok fazla yardımcı olamayabilir. Artık ne yaparsın? Muhabbet arayacak, muhabbet edecek hanım ararsın. Evlendikten sonra bu sefer entelektüel kişilikler ararsın. Efendim yanlış işlere bulaşırsın. Yanlış işlere bulaşırsın. Bir de erkeklerin yanlış bir algısı vardır. Hep kendileri temiz isterler. Şu adam 50 kişiyle affedersiniz yatmıştır kalkmıştır kendisiyle. Hocam eline bir tane namahrem eli değmeyecek. Hatta bakmamış olacak. Görüşüyor kız diyor bundan önce ben de sözlendim. Sözlü müydün? Ben gör ne sözlü nasıl olur sözlüysen konuşmuşsundur diyor ben seninle ne yapmam görüşmem diyor. Neden? Çünkü sözlü. Kendisi ama her şeyi yapmış. Ne yaparsanız ben dakika yok. Yaptığınızın karşılığını arkadaşlar bulacaksınız. Bulursunuz. Tamam? Dolayısıyla bu konuda son derece dikkatli olun. Allah buldurmuyorsa eşinizden Allah muhafaza ama kızınızdan çıkmaya başlar. Bak çok acı bir şey söyleyeceğim size. Çok acı. Kızınız yaşınızda veya 25-30 yaşında insanlarla konuşursunuz. Sonra kızınız sizin yaşınızda adamlarla konuşur. Ya hoca ne diyorsun sen? Diyorum işte. Sen al.